Merhaba sevgili izleyiciler. Çarşamba'nın en güzel programı Diyetisyen Dünyası'nda harika bir konuyla karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuyu seçtik sizler için. Hamilelik dönemi, hamilelik süreci ve doğumu konuşacağız. Uzman doktorumuz Hüseyin Ceyberi stüdyomuzda tek tek sorularımızı yanıtlayacak, sizi bilgilendirecek, bu dönemin hassas noktalarına değinecek, bu süreci en iyi şekilde nasıl atlatabiliriz bunlardan bahsedecek ve eminim duymadığınız pek çok şeyi bugün bu programda duyacaksınız diye düşünüyorum. Biz de öyle mi diye pek çok şey duymuş olduk şu ana kadar. Yeni doğum teknikleri, yeni öneriler mutlaka izleyin diyorum. Haftanın besini köşesine yine atlamadık. Özellikle hamileleri de düşünerek cevizi tercih ettim bu hafta sizlere anlatmak üzere. Ve yine hamilelerimize özel cevizle ilgili yaptığımız harika bir tatlı tarifi gelecek. Egzersiz köşemiz de üst bacak kasları için. Sayın Yasemin Özbudak hocamız bize haftanın egzersiz köşesini hazırladı. Üst bacak kaslarımız için acaba ne yapabiliriz? Bunu izleyeceğiz. Programımız dop dolu. Yine çarşambanın bomba gibi programı geliyor. Hemen izleyin diyorum. Sevgili izleyiciler, lafı fazla uzatmadan sizi hemen uzman hekimimiz, kadın doğum uzmanı Hüseyin Ceyberi ile tanıştırmak isterim. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk Burçin Hanım. Merhabalar. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bizi kırmadınız. Yoğun bir tempoda geldiniz. Sizin işinizde hassas bir iş. Her an bir telefon gelebiliyor çünkü. Gerçekten. biraz bize kendinizi anlatabilir misiniz? Eğitimlerinizi neler yapıyorsunuz? Şu anda İzmir'de biz özellikle doğal doğum merkezi olarak da görev yapıyoruz. Merkezimizde daha ziyade gebe eğitimlerimiz ağırlıkta. Çok önemli. Bütün eğitimlerimizde mutlaka babaları da dahil Öyle ediyoruz. Öyle mi? Evet. Çünkü doğum felsefemiz şu, yani doğum anı bambaşka bir evet, çok dönem. Özel bir an, çok, eşsiz bir an. Aynen, gerçekten. Evet. Çünkü daha önceden hep bu vücut hafızasında birikmiş olan birçok şey, hep göz ardı edip hep biriktirdiğimiz şey, doğum anında hepsi teker teker ortaya çıkacak. Öyle mi? Öyle bir özel tarafı da mı var doğumun? Enteresan. Çok bambaşka bir süreç. Bilinçaltını aktifleştiriyor. Doğum zaten tamamen bilinçaltının yönettiği bir şey. Evet. Yani tamamen ilkel beyin dediğimiz, ilkel beyin devreye girerek doğumu gerçekleştiriyor. Ve biz bütün eğitimlerimizde aslında yaptığımız çok basit bir şey var. Gebelerin içindeki var olan gücü sadece onlara gösteriyoruz. Yani sizin içinizdeki güç bu. Evet. O güce inandırarak bu yolun devam etmesini sağlıyoruz. Çok güzel, çok enteresan anlattınız. Ben şimdi açıkçası klasik bir hekim olarak bilimsel bir şey beklerken siz daha felsefik bir şey anlattınız. Aynen. Hamilelik süreci çok özel bir süreç. Kesinlikle. Doğum kısmı siz çok önem veriyorsunuz. Bir de bu gebelik eğitimleri aslında çok yaygın eğitimler değil. Merkez olarak uyguluyor olmanız güzel bir şey. Yavaş yavaş bu eğitim merkezlere artıyor. Yaygınlaşıyor. Özellikle İstanbul'da İstanbul keşke siz doğum merkezi var. O öncülüğünü yapan merkez o. Daha sonra zaten şu anda hemen hemen orada eğitim almış insanlar. Bütün şehirlerde bu eğitimleri vermeye başladılar ve mükemmel geri dönüşlerde çok alıyoruz. Güzel. Normal doğumu teşvik eden eğitimler genelde. Savunduğumuz şey şu, doğumun şekli ne olursa olsun, yani vajinal olabilir, karından olabilir. Mühim olan doğum sırasında olan herkes, anne, bebek, baba, doktoru, ebesi, hemşiresi doğum salonundan çıkarken şunu demesinler. Uf, keşke böyle olsaydı. Mühim olan keşke demeden herkes mutlu bir şekilde doğum salonundan çıkmaz. Evet, felsefe mutlu doğum o zaman. Kesinlikle. Çok güzel, çok güzel. Hüseyin Bey, bu çok özel bir süreç. Mesela onu biraz parçalara ayırsak. Diyelim ki evliyiz. Hamile kalmaya karar verdik. Bundan sonraki ilk adımlar nelerdir? Nereden başlamamız lazım? Ne zaman doktora gidelim? İlk ne yapalım? Bir oradan girelim. Doğuma kadar devam edelim. Şimdi çiftler doğuma, gebe kalmaya karar verdiklerinde tercihen en azından 3 veya 4 ay öncesinde bir jinekolog tarafından muayene olup öncelikle bir tam jinekolojik muayeneden geçirilip mutlaka bu içinde simir, rahim ağzı tarama testinin yapılmasında yarar var. Ayrıca bir takım sistemik
karaciğer, böbrek, tiroid hormonları, kan değerleri ve bazı bulaşıcı hastalıklar açısından tetkiklerinin yapılıp özellikle kızamıkçık toplumumuzda çok %80, %90 geçirilmesine rağmen ama bazen hiç geçirmemiş olabilir ve bu gebelikte çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Yani hamileyken bu rahatsızlığı karşılaşırsak bebek ciddi zarar görür. Dolayısıyla kan testleri yapıldıktan sonra tercihen en azından 3 ay öncesinde folik asit başlıyoruz. Bu folik asit özellikle bebeğin, beyin, omuriliğinin sağlıklı oluşmasında çok çok yardımcı çok olur. Çok önemli. Değeri çok anlaşıldı ve hemen hemen bütün hekimler 3-4 ay öncesinden bu takviyeyi bütün hamilelere öneriyorlar. Kesinlikle. Çok güzel. Peki başlangıç noktasında hangi testleri, taramaları bize öneriyorsunuz? Şimdi gebe kalındıktan sonra, gebe kalmadan önce dediğim gibi bu pap simir ve kan değerleri, tiroid hormonu, şeker. Evet, çok önemli. Çok önemli. Bazen gözden kaçan çok basit şeyler ama çok rahatlıkla da düzeltilebilecek şeyler. Gebe kaldıktan sonra mutlaka en kısa zamanda bir obstetrik doktorunun görmesine yarar var. İlk muayenede en önemli şey bir iç veya dış gebelik olup olmadığını tespit etmek. İç gebelik olduktan sonra mutlaka bir ilk 8 hafta içinde bebeğin kalp atışları görülüp genellikle kalp atışını takiben bir takım testler dediğimiz, yine belirttiğim gibi şeker, kan değerleri, tiroid hormonları, toksoplazma dahil olmak üzere bir takım bulaşıcı hastalıklar gözden geçirilip olasılıkla anne ve babada bir kan uyuşmazlığı varsa onunla ilgili de testler yapılıyor. Yapılmasını takip eden uzun soluklu bir süreç. Sürekli, keyifli bir süreç. Evet, tabii tabii çok özel bir süreç, keyifli bir süreç. Ne kadar bilgili olursak da o kadar riskleri azaltılan bir süreçtir diye düşünüyorum. Kesinlikle çok çok doğru. Hiç tahlil bile yaptırmayan, gebelik süreci geçiren insanlar, durumlar, tablolar var. Kimisinin altında hekim fobisi yatabiliyor. Kimisinin altında bu konuyu çok ulvi boyutta bulup hiç başıma bir şey gelmez diye düşünenler olabiliyor. Ama bu taramaları şiddetle öneriyoruz. Mutlaka gerekli tahliller, kesinlikle, gerekli dönemde yaptırılmalı. Genel sağlık sigortası kapsamı altında hemen hemen bunlara hepsi yapılıyor. Yapılıyor, çok güzel. Çok rahatlıkla herkes aile hekimleri vasıtasıyla bunları gerçekleştirebilir. Gebeliğin ilk 12. haftasında ikili tarama testi dediğimiz bu testi. Ki bu çok önemli, çok duyarız. Nedir bu testler, nasıl yorumlanır, ne anlama gelir? Bu testin amacı bebekte olasılıklı kromozom anomali riskini tarayan bir şey. 3 kromozom anomali riski taranıyor. 13, 18 ve 21. dediğimiz. Onların uzantı hastalıkları neler oluyor? Efendim? Bunların uzantı hastalıkları neler oluyor? Otizm 21'de içeren... genellikle Down sendrom açısından. Diğer kromozom anomallerde farklı şeyler ortaya çıkabilir. Genellikle yaşamla bağdaşabilecek şeyler bunlar. Ama tabii diğer kromozom anomallerde genellikle bebeğin yaşama şansı çok çok, çok az. Genellikle anne karnında kaybediyoruz onu. Bu taramalarda adı üzerinde tarama testi. Dolayısıyla bir tanı koydurucu özelliğe sahip değil. Dolayısıyla bu test yapıldığı takdirde onu yorumluyorsunuz. Kişi, o biz tabii yorumluyoruz. Mühim olan bu yorumu çok iyi algılamaları. Çünkü bu testin tanı koydurucu test olarak algılanıyor birçok yerde ve insanlar yanlış yöne yönlendirilir. Evet, çok bu doğru. Bu testin sonucunda büyük bir endişe, bir panik havası oluşuyor. Öyle. Bu testin sonucu bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor? Bebek ne düzeyde risk taşıdığı belli olur. Peki bu testin güvenlilik sınırı ne? Yani bize hani tamam az risk taşıyor dediğimizde. Ne kadar güveneceğiz? Ortalama %85'lik, %90'lık bir güvenlik sınırına sahip. Dediğim gibi bunun sonucunda bebekte bir şey var veya bir şey yok diye sonuç gelmeyecek. Bebek ne düzeyde risk taşıyor? Genellikle 3 kategori altında inceleniyor bu. Düşük. Orta düzeyde risk taşıyıp, çok az risk taşıyan ve yüksek risk taşıyan. Genellikle orta ve az riskli gruplarda ekstra bir şeye gerek yok. Ancak
yüksek riskli çıktığı takdirde, ki genellikle hep bu yanlış anlaşılıyor insanlar. Evet, o panik arasında. Havası yaratıyor. Çünkü yüksek riskli çıktığı takdirde aileler, bebekte bir şey var, bir sakatlık var veya bir anomali var ve ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Halbuki tarama testinin tek anlamı var. Eğer yüksek riskliyse bunun anlamı artık tanı koydurucu testlere doğru geçmek. Günümüzün şartlarında şu anda maalesef ülkemizde şu anda yapılamıyor. İnşallah en kısa zamanda yapılacak. Anne kanında bebeğe ait DNA'yı araştırabiliyoruz. Türkiye'de ortalama yapılamıyor mu bu? Şimdilik. Şimdilik. Onu Amerika'da, Almanya ve Hollanda'da yapılıyor şu anda. Tabii maliyeti biraz yüksek ancak karşılığında %99'a yakın bir doğruluk payıyla bize bir sonuç gösteriyor. Eğer bunda da bir risk gördüğümüz takdirde o zaman amniyosentez dediğimiz bebeğin yüzdüğü sudan bir sıvı alınıp ve bebeğin bütün kromozom haritası çıkartılıp gerçekten bir anomali var mı yok mu onda ortaya çıkabilir. Amniyosentezi her zaman en son plana bırakıyoruz. Çünkü %1 veya %2 civarında tabii düşükle sonuçlanabilir bu işlemi takip. Dolayısıyla bu anne karında DNA araştırması çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir gelişme oldu bizim açımızdan da. Riskli gördüğümüz veya ne bileyim tabii günümüzün şartlarında evlilikleri yaşı da çok ilerledi. Yani çok gemilerimizin hemen hemen %30 hatta %40'ı 35 yaş ve üzerinde olan çok kişiler. Doğru. Ve tabii bunlar hepsine amniyosentez yapılamaz. Veya bir takım çocuk isteyip de ancak 38-39 belki 40'lı yaşlarında gebe kalmıştır. Çok değerli bir bebekti. Bu kesinlikle risk etmek istemiyor. Dolayısıyla mutlaka ultrason eşliğinde bu DNA araştırılarak %99'a yakın bir sonuç alıyoruz. Ve genellikle biz de bunu takip ediyoruz. Peki olumsuz bir şey karşılaşılırsa süreç nasıl ilerliyor? Sonlandırma gibi bir şey mi oluyor? Tercih mi bırakılıyor? Sayalım anormal bir durumla karşı karşıya kalın. Mutlaka var olan şartla aileye çok detaylı bir bilgi verilir. Yani gebelik süresi hakkında doğumdan sonraki olasılıkla nelerle karşı karşıya kalacaklar. Kesinlikle bunun kararı aileye ait olan bir şey ama nasıl bir karar verecek? Mutlaka doğru bir bilgilendirdikten sonra. Yani yarım yamalak bir şey anlatılarak değil. Evet. Detaylı bir şekilde anlatılır. En derin noktalarına kadar konuşulup. Aynen öyle. İlk başta genellikle duygusal bir yaklaşım oluyor. Ancak her zaman doğruları anlatıp ve kararı aileye bırakıyoruz. %95'e yakını genellikle ilk başta olmamakla birlikte daha sonra sonlandırmaya karar veriyorlar. Çok doğru. Tabii 10. haftadan sonra böyle bir şey saptandığında mutlaka kurul kararıyla sonlandırılıyor. Ve genellikle sonlandırma oluyor. Tabii, tercih ediliyor. %5 kısımda akışa bırakmayı tercih ediyoruz. Tabii ona da saygımız sonsuz. Tabii ki. Yani nihayetinde onların çocuğu ve onların karar vereceği bir şey. Tabii son dönemlerde yurt dışında da özellikle çok yaygın bir tartışma konusu olan Down sendromu gerçekten saptadığımızda sonlandırmamız gerekiyor. Evet. Bu da başka bir soru. Bu da başka bir soru. Yani bu çocuklar çünkü gerekmediğini düşünebiliriz. İyi bir eğitimle Aynen öyle. Yani spesifik bir eğitim olacaklar, özel bir eğitim olacaklar. Ancak tabii her aile bunu sağlayabilecek mühim olan bu. Bu da önemli. Yoksa bu çocuklar da belli bir eğitim aldıktan sonra kimseye bağımlı kalmadan kendi ayaklarının üzerinde durarak çok güzel, çok güzel, yani çok başarılı, sanatta olsun, sanat olsun, iş yerinde spor olsun, her sporda olsun, her yerde çok güzel bir şeyler sergiliyorlar zaten. Çok güzel. Peki Hüseyin Bey, size göre gebeliğin en önemli dönemi hangisi? Böyle ilk 3 ay mıdır, sonraki dönem midir? Gebeliğe karar verdiğiniz andan itibaren önemli durum başlıyor. Çünkü şu var. Her anı diyorsunuz. Gerçekten her anı. Kendine has çok bir güzelliği var. Çünkü evin belki çocuğu olan kişi artık kendisi anne veya baba olacak. Değişik bir duygusal bir süreç. Anne adayları açısından her zaman bir korkular var. Bu korkuları bazen farkına varmadan onları rahatsız edebilir. Ama gebeliğin
karar verildiği andan itibaren doğuma kadar ve en önemli bölgesi dediğim gibi doğum anı. Doğum anı çünkü bambaşka bir coşkulu, çok keyifli. Keyifli. Yani gerçekten gebeye rahat bıraktığınız takdirde o kendi doğal hormonlarının salgılanmasıyla birlikte. Kaygısı, ve, endişesi baskılanırsa bilinçaltı biraz uzaklaştırılır. Bunlara ama yardım etmek gerekiyor. Yani değil mi? Bunu sadece kişi bunu tek başına aşamayabilir. Kaygıları var, korkuları var. Yani bilinçaltında yani bir takım korkular var ama nereden kaynaklandığını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bilinç altındaki korkularını ortadan kaldırmak lazım. Biz kendi eğitimlerimizde de bunu çok gözlüyorum ben mesela. İlk başta başvuran kişilerde biz bu eğitime katıldık ama ben sezaryen olacağım. Olabilir diyorum. Eğitimden sonra da kararınızı verin. Hakikaten, bu kadar yani en çok hangi sebep yatıyordur bu korkunun altında? Acı çekme kaygısı mı yoksa? Genellikle şu var. Yani başaramama bir, psikolojisi mi? Negatif bir hipnoz altındalar. Yani evet. Düşünün medyada bir katkısı var. Ne bileyim. Tabii ki. Gazetelerde, televizyonda ne bileyim atıyorum doğum oldu. Şöyle bir sonuçlandı. Veya ne bileyim sokakta doğum oldu. Yok ne bileyim doğum kötü yaparken kötü haberleri şöyle gördükçe. Oldu. Evet. Hep kötü haberler. Evet. Veya ne bileyim tabii anne adaylarının en çok bilgi aldığı annesi de, halası da, teyzesi de, arkadaşıdır. Evet. Onlar da hepsi dört dörtlük bir doğum yaşamamıştır. Dolayısıyla evet. Genelde de kötü hikayeler, hikayeler veriyor. Yani sürekli bir hipnoz altında. Evet. Hastaneye gittiğinizde de aynı şekilde. Evet. Yani hastaneye girdiğinizde hani doğumhaneye giderken ne bileyim bir yerde görüyorsunuz. Sancı odası. Allah'ım yandım. Evet, demek ki burada sancı çekilecek veya ağrı var. Halbuki evet. Doğum ağrılı bir olay değil. Doğum çok basit bir kas eylem. Yeter ki ona izin vereceksin. Yani normal günlük hayatımızda. Peki mesela filmlerde de izleriz ya hep doğumlar böyle çığlık çığlığa, berbat acılar içinde geçer. Öyle bir durum kesinlikle değil midir? Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Mühim olan doğum sırasındaki var olan değişiklikleri kişi nasıl algılayacak? Yani kişi eğitim aldıysa algısı, yani vizyonu, neyin ne olduğunu değişiyor. Bildikten sonra bebeğin hareketini ağrı olarak algılamaz. Veya bebeğin doğum kanalında aşağıya doğru ilerişini, kafasının basınç yapmasını ağrı olarak algılamaz. Tabii gebenin o rahatlıkla bu doğal hormonların ortaya çıkmasına yardımcı olmak da çok önemli. Çünkü örneğin bunu yapan kadın doğum uzmanı mı oluyor yoksa başka birileri mi bu noktada devreye giriyor? Genellikle kadın doğum hekime bu konuda takip veriyor, bilgi veriyor. Yani genellikle bu eğitimleri tabii hekim değil. Yani dula dediğimiz, demin konuşmuştuk. Yani evet. Doğuma dula, destek veren kişi. Bunlar tabii eğitim almış insanlar. Özel, yani bir bu konuda gebeye nasıl yardım edebiliriz? Çünkü doğum sırasında tek bir felsefemiz var. Herkes yargısız ve sualsiz sadece anne adayına yardım etmesi. Yani bu fiziksel olarak, ruhsal olarak, motivasyon olarak, motivasyonunu sağlamak. Çünkü ne bileyim atıyorum, gebe vücudunu dinlediği için, vücut zaten beden yönlendiriyor, bebek yönlendiriyor onu. Örneğin oturmuşken çömelme ihtiyacı hissediyor. Çünkü vücut gerçekten çömeldiğin takdirde bu bebek daha rahat aşağıya doğru inecek. İçgüdüsel olarak evet zaten doğum bu. Tamamen içgüdüsel olarak ilkel beynin devreye girmesi ve ona izin verdiğiniz sürece emin olun mükemmel, coşkulu ve ömür keyifli. Boyu unutulmayacak bir doğumla karşı karşıya kalın diyor. Tabii ki özellikle babaları, ben hep şey diyorum, doğumların gizli kahramanları. Evet. Onlar da bu eğitimde girdikten sonra, yani doğum sırasındaki eşine nasıl bir destek vereceğini. Peki babalar dahil olmalı mı bu doğum anına? Yani hemen hemen şöyle söyleyeyim, son dönemdeki bütün %90 diyeyim doğumlarımda mutlaka babaları alıyoruz. Hatta doğumu takiben tabii ki bebek doğar doğmaz mutlaka annesinin kucağına geçiyor. Bunu
ten tene temas olarak anlatıyoruz. Öyle mi? Evet. Evet. Bunun tıpta böyle bir adı mı var, ten tene yani, temas? Yurt dışında skin to skin derler. Evet. Ondan bizim burada da ten tene bunun temas. Özel bir amacı var mı? Yapım amacı var mı? Kesinlikle çok çok değerli bir şey. Çünkü bebek doğar doğmaz göbek kordonu kesilmeden annesinin kucağına ama çıplak bir şekilde, annenin çıplak bir şekilde kucağına verdiğiniz takdirde bir, bebeğin hayatı geçişi çok rahat ve sakin bir geçiş olur. Var olan dış ortamla rahat bir adaptasyon evet, süreci sağlanmış güven olacak. Güven altında hissedebilir. En önemli şey güven. Bu tabii ciddi bilimsel araştırmalar da mevcut bununla. Bu bebeklerde çok ağlama duymazsınız. Peki çünkü hekim ağlatırdı doğan bebekleri. Bu kalktı mı ortadan? Eskiden böyle bir şey vardı. Evet, eskiden şu vardı hani bebek ağlıyorsa ciğerler açılıyor. Evet. Evet. İlk doğduğu sırada oksijenin ciğerlere girdiği sırada bir ağlama sesi duyarsınız. Ama klasik koş yani bu anlattığımız şey belki bir devlet hastanesinde uygulanabilecek bir şey değil. Sirkülasyon çok yoğundur. Evet. Hani doğacak vakit yok. Gerçekten evet. Yok. Ama örneğin bir bu bebek doğdu klasik bir doğum anlatalım. Bebek doğdu göbek kordonu kesildi ve ayrıldı. Zaten bu çocuk var olan hayatı yani bir doğum sırasında bir stres, anksiyete panik. Var, bir panik evet. Var, bir kaygı var yani evet. Bebekte de kaygı bebekte var. De var. Yani yıllarca biz hep bebeği hep unutmuştuk işin doğrusu. Bizler de unutmuştuk. Hı-hı. Yani bizim için doğumda anne vardı. Baba annenin vardı. Kaybı. Baba vardı. Ondan evet. Sonra anneanne vardı, babaanne vardı. Onlar geldi dış kapının dışında bekleyenler. Yani. Halbuki bu olayın en önemli şeyi bebekti. Yani bebeğin ruhunu pek düşünmüyorduk değil mi? Yani evet. Bu doğum sırasındaki bebeğin bu kaygısı, bu anksiyetesi çok çok önemli. Çünkü eskiden duyduğumuz bu ağlamaların en büyük nedeni şuydu. Çocuk haldır düşünün oldu. 9 aydı bir anneyle iç içe. O kalp sesini duyuyor, onun evet, sıcaklığında var. Birdenbire 37 dereceden siz düşünün 21-22 dereceye geçiyor. Buz gibi bir ortam. Ortam. Kendine gelene kadar tek bağlı kaldığı, hayata bağlı olan şey kordon küt kesildi. Şoka girdi. Çocukla durun ne olur diyene kadar annesiyle bir burun buruna dokunu. Bu bebeğin kızcağız ile önemli bir yani. Aa, hoş geldin. Eli var mı, ayağı var mı derken gitti. Gitti. Ondan sonra çocuk gerçekten ağlıyor o sırada. Çünkü annesini arıyor. Evet. Yani ben neredeyim ve annem nerede? Aslında şoka o giriyor yani dünyaya geldiği an. Bebek açısından ve ciddi bir güven sorunu yaşıyor. Hı hı. Ve bu kaygı ne yazık ki belleklerde hep kaydoluyor. Evet bunlar. Evet. Çok ve güzel bir şey söylediniz. İleriki dönemlerde de bunların sıkıntısını çok yaşıyoruz. Kesinlikle. Çok basit örneklerle yani günümüzde de görüyoruz. Yani bir korna çalıp ne korna mı çaldın arabadan inip tabancayı çekip öldürüyorlar evet. Artık. Bıçaklanma çok moda oldu. Yani kimse hı-hı. Artık hiçbir şeye tahammülü tahammül yok. Edemiyor. Bu aslında dediğiniz aslında çok doğru. Çok çok daha geriye doğru gidiyor. Yani hı-hı. Bu aslında doğum anında hı-hı. Daha doğrusu doğumdan önceki dönem. Yani anne karnındaki süreç çok çok önemli. Tabii ani şeyler çok bebeği etkilemez. Ancak süreklilik taşıyan olan bir duygusal kaygın %100 bebeği etkiler. Yani hani bir ara bir sinirlenirsiniz, öfkelenirsiniz. Anlık bir şey, geçer. O bebekte bir etkisi sürekli yok. Devam eden bir öfke harbi. Bir şeyle. Ya da sürekli devam eden agresiflik bebeği etkiliyor. Aynen öyle. Yani bunları mümkün olduğu kadar. Onun kişiliği üzerinde etkiler bile yaratabiliyordu kesinlikle. Herhalde. Çünkü son dönemde enerji uzmanları da doğum anına gidip çok özel tekniklerle sizi eskiden o anını. Eskiden doğum anıydı. Şu anda doğum anından daha öncesine. Evet. Yani anne karnına gitmek lazım. Çünkü bir takım şeyler genetiksel olarak nesilden nesile aktarılıyor. Ve bunları gerçekten düzeltmenin tek yolu var. Gebelik ve doğum sırasında. Hı hı. Yani olay çok ne kadar basit bir doğum değil yani olay sadece. Doğdu bitti de veya ne bileyim vajinal olsun yok sezaryen olsun. Olsun. Biz sezaryen karşısı da değildik. Hı hı. Yani yeri geldiğinde mutlaka tabii gerekliyse ki. Mutlaka ki sezaryen olacak. Sezaryen bir kurtarma ameliyatı ama hı hı. Varsayalım kişi
bütün çalışmaları rağmen ya ben korkuyorum bu şeyden. Evet. Yani aşamadığımızı varsayalım. Evet. Bu gebelerimle çok basit bir şey konuşuyorum. Tamam, haklısın, sezaryen olacak. Ancak izin ver, sadece doğum başlasın. Çünkü doğum başladığı takdirde birçok doğal hormonlar devreye girecek. Ki rahimin en basitinde bu kasılma dediğimiz oksitosin, diğer adı sevgi hormonu. Ki doğum sırasında rahimin kasılması için istemediğiniz kadar bol miktarda sevgi hormonu salgılanıyor. Bunu karşılayan tabii vücut her şeyimizi düşünmüş. Çünkü bunu kasıldıktan sonra anneyi rahatladığı, rahatlatması için morfin benzeri beyinden salgılanan endorfinler dediğimiz. Bu salgılan anne rahatlıyor. Bu son çalışmalarda bebek doğduktan 3-4 ay sonra bile bebeğin karnında anneye ait olan endorfinler bile saptanıyor. Mutluluk hormonu. Çocuğun kanında mutluluk hormonu var. Ne kadar dolayısıyla daha huzurlu bir bebek oluyordur. Belki çok, daha çok az doğru. Ağlayan. Bu çocuklar ağlamaları çok daha az. Ne bileyim huzurlu çocuklardı. Gazancıları daha azdır. Az. Yani anneye çok bağlı. Anne çocuğa çok bağımlı. Özellikle bu ten tene temastaki tercihimiz çıplak bir şekilde vücudunda konulup ve en azından bir saat beklemek. Bir saat. En azından. Yani bu bu fırsatı vermek lazım bebeğe de annesine de. Ama dediğiniz gibi özel şartlar altındaysak belki bu, ama. Tabii ki bu genel değil. Evet. Yani bunlar belki biz çok ideal şeyler konuşuyoruz şu keşke anda ama mükemmele olması yakın gereken şeyler. Ve bu anne bebek bağımlılığı, işte sütün gelmesi olsun, emzirme süreci olsun ve tabii ki annelerde maalesef bazen doğum sonrası depresyon dediğimiz ciddi boyutta azalma söz konusu. Çünkü anne bebek öylesine birbirlerine bağlanmışlar ki. Çünkü bir sevgi okyanusunun içinde yıkanıyorlar doğum sırasında. Ve bol miktarda bu morfin benzeri dediğimiz madde onların kanında. Zaten morfin biliyorsunuz filmlerde falan da izlemişsen o morfin partisi oldu. Gören herkes birbirine aşık. Burada babaya bir şey yok mu? Babada hormon yok mu? Anne mutlu, bebek aynı mutlu. Aynı şey baba zaten eşlik ettiği takdirde. Bu çok çok değerli bir an. Yani ailenin hep birlikte olması. Babanın özellikle her zaman vurguladığım şey bu. Eğitimlerde en çok babalara şunu öğretiyorum. Kurtarıcı rolüne girmeyin. Yani orada kurtarıcı var, doktor. Evet. Yani Allah korusun bir şey olursa zaten doktor devreye girecektir. Kurtarıcı olarak ne yapmaya çalışıyorlar mesela? Sadece yani doktorum bir şey olmaz değil mi? Evet. Yapılacak bir şey var mı? Çok acı çekiyor. Yani zaten bunu dediğiniz ortamı daha çok huzursuzlaştırır, enerjiyi bozan. Çünkü herkes artık defansa geçecek. Evet. Ama çünkü kaygı, stres yaşam ne kadar güvendiyse doğum o kadar güvenlidir. Evet. Yani hiçbir şeyin %100 bir garantisi tabii yok. Ki. Her şey her an değişebilir. Biz abartıyoruz belki o anı. Mühim olan doğumda aile tabii bilgilendikten sonra, yani doğumun ne olduğunu, nasıl cereyan ettiğini öğrendikten sonra aile de elini o taşın altına koyuyor. Evet, ben de sorumluluk alıyorum diyor. Çünkü genelde ne oluyor? Yani ben gideyim yatayım. Beni doğurtun ve gidin. Gidin, evet. Biz de tam tersini. Yani mutlaka bunu anne doğuracak. Doğurtmuyoruz biz. Sadece ona eşlik ediyoruz. Gerekli zamanlarda ona yardımlar olmaz oluyor. İşte bu şu an bile inanılmaz bilgiler almış olduk. Çok güzel. Hüseyin Bey inanılmaz güzel anlatıyorsunuz. Dediğim gibi şiir gibi felsefe dinliyormuş gibi hissettim kendimi. Ben iki dakika sizi dinlendireyim. Haftanın egzersiz köşesine geçelim. Bakalım Yasemin hocamız bacak kaslarımız için bize ne önermiş? Merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere hiçbir yardımcı malzeme kullanmadan sadece kendi vücut ağırlığımızla kalça ve üst bacak kaslarını nasıl çalıştırırız? Öncelikle onu göstereceğiz. Temel hareketimiz squat. Doğru squat yukarıdan bakıldığı zaman dizler hiçbir zaman parmak ucunu geçmeyecek şekilde kalça geriye doğru bastırılır. Başlangıç pozisyonu nefes verirken tekrar geriye doğru bastırdım. Yandan görünüşü de bu şekildedir. Bütün ağırlık merkezi geride. Nefes aldım. Tekrar nefes verirken kalçayı geriye doğru bastırıyorum. 10 tekrarla başlayalım.
1. Aşağıda nefes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kalça her zaman geride. Sırt düz, omurgayla aynı hizada. Ve son tekrar 10. Elleri belimize koyduk. Şimdi öne doğru adımlar almaya başlayacağız. Nefes verdim. Devam. 2. 3. Hareketleri ne kadar kontrollü ve yavaş yaparsak o kadar iyi olacaktır. 4. Önemli nokta, dizi hiçbir zaman yere doğru çarptırmıyoruz. Son 4. 3. 2 ve 1. Tekrar başlangıç noktasındayız. Yana doğru adımlar alacağız. Sağ bacağı esnetiyorum. Sol bacak squat pozisyonunda. Tekrar başlangıç noktası. 1. 2. 3. Kalça geriye doğru. 4. 5. 6 ve son. Sağa doğru. 1. 2. 3. Sol bacağı iyice esnettim. 4. 5. 6 ve son. Tekrar başlangıç noktası. Çok güzel bir hareket izledik. Yasemin Hocam teşekkür ederim. Çünkü hamilelere, Hüseyin Bey öyle dedi, hamilelere en çok önerdiğim hareket şeklidir. Bu alt karın kasları ne kadar iyiyse doğum o kadar rahat ve güzel olur. Çünkü bize ısrarla normal doğum en doğrusudur diye söylediniz. Yani gene altını çiziyorum. Doğumun şekli çok önemli. Çok önemli değil, evet. Yani doğum vajinal de olabilir, karından da olabilir. Yani bunun biri normal, biri anormal değil. Değil. İkisi de olabilir. İkisi de normal. İkisi. Yani doğumun şekli çok önemli değil. Mühim olan şey şu, doğum sürecini çok iyi geçirmek. Ve zihinsel ve ruhsal olarak iyi hazırlanmak. Bu çok çok önemli. Zaten genellikle hep hata orada. Yani fiziksel olarak iyi olun. Bacaklarım güçlüdür, karın kaslarım güçlüdür, iyi beslendim. Halbuki en önemli şey zihinsel hazırlık. Yani zihinsel arınma. Evet. Birçok gereksiz hipnotik şeylerin altından kurtulmak. Gerçeklerin ne olduğunu öğrenmek. Ki bu bilgiyi aldıktan sonra zaten eskiden de hep derler, bilgi korkunun panzehiridir. Evet. Gerçekten öyle. Çok doğru. Yani öğrendikten sonra, bildikten sonra korkmazsınız çünkü yani. Çok doğru. Çok, çok dolayısıyla bu bilgiler aldıktan sonra doğumun şekli ne olursa olsun. Yeter ki doğum ortamının huzurlu bir şekilde olması. Evet, onu soracaktım. Ve doğum ortamı nasıl olmalı? Huzurlu olmalı. Başka ne şartlar şimdi gerektiriyor? Doğumda aldığımızda mutlaka yani birçok ufak şeylerin çok çok değerli olduğu soru ortaya çıktı. En basitinden örneğin ışık. Yani ışığın çok fazla olması beyindeki uyarıya bağlı olarak bu rahmi kaslan hormon dediğimiz oksitosin, sevgi hormonunun azalmasına neden olur. Bu çünkü çok utangaç bir hormon. En ufak bir şeyde hemen ışıktan hoşlanmıyor. Işıktan hoşlanmaz. Yani ses tonu veya müzik falan etkiler mi o ağrı? Kesinlikle oraya da gelecektim. Çünkü doğumda ilaç dışı rahatlatıcı birçok şeyler var. Örneğin loş bir ortamın varlığı. Evet. Odanın sıcaklığı örneğin. Çok soğuk veya çok sıcak olması kişiyi zaten bıktırır. Evet. Ama ideal bir şey olduktan sonra, sıcaklık olduktan sonra çok rahat bir doğum gerçekleşiyor. Üçüncüsü var olan ortam, yani kalabalıklık. Yani mutlaka bu gebeyle paylaşmak lazım. Kim istiyor doğumunda? Yani eş olabilir, ablası olabilir, annesi olabilir. Biz tercihimiz her zaman babalar lehindedir. Ama hiç kimseyi tercih eden oluyor mu? Hiç kimse istemiyorum, tek başıma olmak istiyorum diyen oluyor mu? Genellikle destek istiyorlar. Yani mutlaka bir kişi yanında olma. Paylaştıkça her şey güzelleşiyor gerçekten. Çok doğru. Siz bu, babanın tercih edilmesinden yanasınız. Kesinlikle. Çünkü çok nihayetinde bu ailelerden. Babalardan ailelere, red cevabı geliyordur genellikle. Genellikle evet.
Hatta şöyle söyleyeyim, bazen eğitimlere... Onlar da fobik bu konuda. Çok. Yani zaten babalar kara çok alışık olan kişiler değil. Ancak ben hep şunu vurguluyorum onlara. Doğuma girdiğimiz sırada siz doğum yaptırmayacaksınız veya sadece annenin yanında olacak. Evet. Ve dolayısıyla herhangi bir kandır, şudur, budur falan hiçbir şey görmeyecek. Sadece olayın mutluluğunu, coşkusunu özelliğini paylaşacak. Çünkü dediğim gibi doğum çok farklı bir süreç. Birçok şeyler hep ortaya çıkacak o sırada. Ve en iyi iki eşin birbirine bağlandığı bir dönem o sırada. Ve o sırada dediğim gibi yönlendirmeden, yok kurtarıcı rolüne girmeden, sadece destek vermek için orada olduğunu bildikten sonra mükemmel bir şey paylaşmış oluyor eşiyle. Ortam şeyine bir de mahremiyete çok çok önem veriyoruz. Çünkü doğum odası bir kendine has bir mahremiyet var. Yani nihayetinde gelen giden yok birisi personel girsin, yok yer siliyor, yok birisi girdi bağırdı çağırdı, yok. Öyle bir şey tabii ki. İki, hep az konuşuyoruz doğum sırasında. Öyle mi? Evet. Yani az konuşma ama daha ziyade duygusal olarak onlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Ve demin belirttiğiniz gibi müzik. Yani rahatlatıcı müzikler. Daha ziyade o anı yaşatmaya ona biz yaşatmaya çalışıyoruz. Kendine konsantre olup içine dönüp, çünkü kendine konsantre olup bebeğine konsantre olduktan sonra inanın bütün kaslar gelişiyor. Evet, dış buyuranları kapatıyor zaten aynı, sistemi. Hani o saten çarşaflar var ya koyarsın, evet, kayar gider. Bebek inanın o şekilde kayarak çıkıp geliyor dışarıya. Ne kadar güzel. Peki şimdi siz anlatırken Hüseyin Bey aklıma şu geldi. Hamilelik sürecinde doğum anneyi görmeli mi hamile? Ortama bir daha önceden bir tanık olmalı mı, olmamalı mı? Bu konuda ne önerirsiniz? Mühim olan şey şu. Yani neyi görmek istiyor çok önemli. Yani yoksa korkulu gözlerle bu olayın ne olduğunu bilmediği takdirde o doğumhaneye girdiğinde belki daha da çok korkacak. Evet, olabilir. Ancak genellikle bu eğitimlerde de doğuma canlandırıyoruz. Psikodrama yapılıyor onlarla. Doğum canlandırılıyor. Bir doğum, önce düşündükleri doğum nasıldı? Daha sonra nasıl bir doğum istiyorlar? O da canlandırılıyor. Biz sezeryanla canlandırıyoruz onları. Yani bir sezeryan ortamında ne var? Kişi bunları daha önceden gördükten sonra doğal olarak ne olduğunu kabul ediyor ve gerçekten korkmuyor. Çok güzel bir şeyler anlattınız çünkü ben bunları ilk defa duyuyorum. Yani doğumun hazırlık süreci her şeyden en önemlisi. En önemli şey o. Yani doğuma gerçekten çok daha hazırlanacaksınız. Kendi kendine işten çok kolay bir süreç. Siz yeter ki ön hazırlığı iyi yapın diyorsunuz. Çünkü ön hazırlığınız olduğunuzda sadece ona izin vermiş olacaksınız. Biz kaygılar, onu diyoruz. Endişeler, stres, kendine güven, bebeğine güven ve lütfen vücudunu rahat bırak. Evet, gerisi çok basit, çok aynen, çok güzel. Öyle. Peki bu son zamanlardaki evde yapılan doğumlar, bazı ünlüler de bunu yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evde doğum doğru bir şey midir? Neden insan böyle bir yöntemi tercih eder? Şimdi şöyle, yani evde doğum olabilir dediğim gibi yani... Mahremiyet açısından gerçekten ev ortamı kadar güzel bir başka bir ortam olmayabilir. Ama her zaman realist olmak gerekir. Çünkü doğumun her an her şeyle karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla yurt dışında, İngiltere'de düşünün özellikle evde doğum çok yaygın bir şekilde yapılmakta. Ebelerle birlikte yapılmakta. Ancak olayın püf noktası şu. Olasılıklı bir problem olduğu takdirde o kişinin, o gebenin hastaneye taşınması, transportu ortalama 10-11 dakika. Yani siz o gebeyi evden aldığınızda acil bir sezeryene girecekse eğer ekip orada hazır ve hemen doğuma giriyorlar. Bizde böyle bir altyapı olmadığı için. Evet. Yani bunun sorumluluğunu kadroyu da altyapı haline getiremeyeceğimiz yani, için. Belki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmadığı sürece zaten hiçbir problem yok. Yani her şey güllük gülistanlık olur. Belki böyle bir hijyeni de tarz olur ya. Ben evde doğum yaptım gibiler. Ama Allah korusun bir defa bir şey olduğunda bunu telafi etmek imkansız. Ve bunun tabii o sorumluluğunu riski... kim alacak o da tartışılır. Evet. Yani evde doğum yapan kendi almış oluyor demek. Ya da yanındaki ebesi almış oluyor. Yani
O kişi ona yardım ediyor ama asıl sorumluluğu bence alan evet. kişi, demin de belirttiğim gibi. Zaten her şeyi o taşın altına o eline koyuyor yani. Evet, ben olunca ne müdahale bunu biliyorum. Önemli. Bunun farkındayım. Yani mühim olan farkında olması. Evet. Yani olası bir şey olduğu takdirde ben bunları kabul ediyorum. Kabul ediyorsa sorun yok. Çok güzel. Yani bambaşka bir doğum anlattınız bize. Ben de şöyle bir şey yapayım Hüseyin Bey. Biraz hamileler ne içsin konusundan önce cevizi anlatayım. Haftanın besini olarak cevizi seçtim sizler için. Şimdi ceviz mineral deposu olması sebebiyle küçük bir mucize olarak kabul edebilirsiniz. İçinde kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor, bakır, demir, selenyum, folat, tiamin, niyasin, riboflavin, manganez bulunuyor. Bunlardan oldukça zengin. Bir omega 3 yağ asidi türü olan alfa linolenik asit de içeriyor. Bu kötü huylu kolesterolün düşmesini sağlayıcı en önemli sebebi. Onun dışında temel E vitamini öncü maddesini taşıyor. Bu da cilt sağlığımız, göz sağlığımız, kansere karşı koruyucu özellikler açısından çok çok önemli. Bebeğin anne karnındaki beyin, beyincik, merkezi sinir sistemi ve göz fonksiyonlarının gelişimini destekliyor. Vücutta oksidatif stresi azaltıp antioksidanlardan oldukça zengin bir yapıya sahip. Bu da yine hem kansere karşı koruyor hem de yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Anne karnındaki bebeğin kemik gelişimini destekliyor. İleri yaşlarda da kemikten mineral kaybını önleyici özelliği var. Bu arada doğurganlığı arttırıyor. Bu da önemli. Kan basıncını dengeliyor, damar sertliğini önlüyor, hafızayı güçlendiriyor, bilişsel fonksiyonları arttırıyor ki ben burada kesiyorum. Daha nice faydaları var. En temel, en önemli olanları yazdım. Yani saymakta bitmez. Kısacası ceviz yiyin mutlaka, hem de her gün diyorum. Şimdi sevgili hamilelerime güzel bir tarif yapacağım. Bizim tariflerimiz Hüseyin Bey her zaman çok hızlı, çok pratik, kolay tarifler. Yapımı kolay, temini kolay ürünlerle evde yapabileceğimiz en güzel, en hızlı, en leziz, bir o kadar da sağlıklı tarifler. Şimdi hemen ana ürünümüze başlayalım. Elma. Her gün bir elma yememiz gerekir. Elmamızı kesinlikle kabuklarını soymadan, tabii ki iyice yıkanmış bir elmadan bahsediyorum. Kabuklarını soymadan rendeliyoruz. Evet. Bunu sevdiğiniz herhangi bir renk elma ile yapabilirsiniz ama ben sevgili hamilelerimize bir tatlı olarak bunu yaptığım için sarı cins elmayı tercih ettim. Kırmızıyla da olabilir. Yeşille, biraz mayhoşluktan hoşlanıyorsanız yeşil de olabilir. Ama ben sarıyı tercih ettim. Hemen rendeliyorum. Evet. Şimdi bu kadarı yeterli. Siz bunu evde çok daha büyük porsiyonlar olarak da hazırlayabilirsiniz. Şöyle elmamızı rendeledik. Şimdi biraz önce değerini, özelliklerini anlattığım vitamin deposu cevizimizi alıyorum. Elmanın içine karıştırıyorum. Cevizin kendisi kadar yağı, ceviz yağı son derece değerlidir. Bir tatlı kaşığı ceviz yağını koyuyorum. Bunu salatalarınıza da koyarak deneyebilirsiniz. Şimdi temel tat maddelerimiz. Öncelikle keçi boynuzu tozu. Lezzetine ve vitamin değerine inanamayacaksınız. Ve elmaya en çok yakışan, tatlı dediğimiz zaman mutlaka kullanmamız gereken tarçınımız. Ben tarçını bolca kullanıyorum. Siz farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Hemen karışımımızı yapıyoruz. Şöyle size de göstereyim. İstediğiniz birini daha fazla kullanabilirsiniz. Ceviz yağı da çok değerli. Mutlaka zeytinyağı dışında da bazı yağlardan salatalarınıza yardım almaya özen gösterin. Ara sıra keten tohumu yağı olabilir, ara sıra ceviz yağı olabilir, badem yağı olabilir. Bunları salatalarınıza koyarak da tüketebilirsiniz.
Evet sevgili izleyiciler. 2 dakika falan almadı diye düşünüyorum. Hemen hemen tatlımız yemeğe hazır bir hale geldi. Ben ısıl işlem görmeden yapılan yöntemleri daha doğru ve daha sağlıklı buluyorum. Doktorum hemen size bir ikram etmek istiyorum. Tatlımız hazır. Şimdi siz de çok yaşıyorsunuzdur. Hamilelerde özellikle 6. aydan 9. aya doğru süreçte muazzam bir tatlı yeme dürtüsü baş gösterebilir. İşte size harika, pratik, full vitaminli bir tatlı. Teşekkür ederim. Hemen ben de sevgili izleyicilerim için tadıyorum. Bunların hepsi benim özel tariflerim. Özü sağlık olan, son derece pratik. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Çok güzel. Evet, çok güzel. Tatlı yemek istiyorsanız illa hazır şeyler düşünmeyin. Gerçekten ben de bu tarifi gebelerime vereyim. Evet, tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli. Tatlı ihtiyacını tatlıya bağladık bile. Çok güzel, çok güzel bir tarifti. Elinize sağlık. Hüseyin Bey, bize inanılmaz güzel bilgiler verdiniz. Benim şu an bile kafamda bir doğumla ilgili başka bir vizyon açıldı bile. İnşallah başka kişilere de faydası olmuştur. Son olarak izleyicilerimize ya da hamilelerimize, anne adaylarına ne söylemek istersiniz? Bütün gebelerime şunu söylerim. Kendine, bebeğine güven. Çok güzel, güven. Çok önemli. Altını çizdiğiniz en önemli şey bu oldu. Doğum anına ve kendinize inanın, güvenin. Gerisi zaten çok kolay. Gerisi çok gelecek. Teşekkür ederim. Bir de sizin gibi böyle huzur ve pozitif enerji veren, bilgi veren bir de hekime ihtiyaç var bence. Ben de bunun altını çizmiş olayım. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz teşekkür güzel, ederim. Keyifli şeyler anlattınız bize. Yakın bir tarihte farklı bir konu için sizi tekrar İnşallah. Görmek isteriz. Her çok zaman. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, tarifimiz ortada. Ben bunu hamilelerimiz için önerdim ama tatlı yemeği seven, kalorisinden korkan ya da bir türlü bu tatlı ataklarını baskılayamayan, 5 dakikada tatlıya ulaşmak isteyen herkes için gelmiş olsun. Haftaya yine bambaşka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.